أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allah salli ala seyyidina. Evet. Merhabalar tekrar. Hayırlı akşamlar. Bugün yine bir psikoloji sohbetinde inşallah beraberiz. Bir kitap incelemesi birlikte bir kitap analizine başlamıştık. Yetenekli Çocuğun Dramı ee, çok keyifle okuduğum, e, okumasını da kolay bulduğum, hakikaten sürükleyici, düşündürücü, e, zaman zaman e, insana insanın içine işleyen e, faydalı keyifli bir kitap. O yüzden bu kitabı sizlerle de paylaşmak istemiştim. İlk bölümünü geçen hafta yapmıştık. E, bu canlı yayınların kaydını da YouTube kanalımda bulabilirsiniz. İlk bölümde orada var. İnşallah bunu da yine kaydediyorum. YouTube kanalıma ekleyeceğim. Peki. Geçen hafta duygularımızdan uzaklaşmanın bedellerini anlatmış idi. Gerçeklerle yüz yüze gelmektense devam ediyorum kaldığım yerden. Çocukluk acılarının bilinçten itilmesi. Yalnızca bireysel yaşamları belirlemekle kalmaz, toplumun tabularını da belirler. Tabular, tabu kelimesi, konuşulması, e, alenen konuşulması ve üzerine gidilmesi yasaklanmış olan bilinen, e, gizli e, konu, durum, olay e, gibi e, bazı sosyolojik veya e, sosyopsikolojik e, fenomenlerdir. Bildiğimiz biyografilerin çoğu bunu açıkça göstermektedir. Yani çocukluk acılarının bilinçten itilmesi yalnızca bireysel yaşamları etkilemiyor. Diğer taraftan toplumun içerisinde bulunan tabuları da aslında belirliyor imiş. Örneğin pek çok ünlü sanatçının biyografisinden bu insanların yaşamının ergenlik çağı dolaylarında başladığını öğreniriz. Daha önceki yıllarda ise mutlu ya da sakin, zorluklardan uzak ya da yoksulluklarla dolu veya esinleme, esinlenmelerine yol açan, yani eğer bunlar bir sanatçıysa, esinlendikleri bir kaynak olan bir çocukluk geçirdiklerini belirtirler. Fakat bu çocukluğun ayrıntılarına ve duygusal nüanslarının ne olduğuna hiç değinmezler. Hatırlarsanız geçen hafta okuduğumuz bölümde de, ee, özellikle çocukluk anılarının silikliğini ve hatırlanmıyor oluşunu e, önemli bir işaret olarak e, görmüş ve bu açıdan incelemiş idik. Yani insanlar çocukluk anılarını e, unutmuş gibiler. Şimdi burada biyografilerine ulaştığımız ünlü insanların da çocuk çocukluk anılarına sanki e, hiç değinmediklerini, e, hayatları sanki ergenlik itibaren başlıyormuş gibi başlıyormuşçasına anlattıklarına dikkat çekiyor. Genel olarak bunun belirtmeye değer ve ilginç bulunmadığını görürüz. Yani çocukluk anılarını. <laughs> oysa tüm yaşananların kökleri çocukluğun derinliklerinde saklı değil midir Buna basit bir örnek verelim. Henry Moore bu İngiliz bir heykeltıraş imiş. Anılarında küçük bir çocukken annesinin romatizma ilacını annesinin sırtına masaj yaparak sürmesine izin verdiğini anlatıyor. Annesinin rahatsızlığı var. Bir romatizma ilacı var. Annesi diyor ki oğlum gel sırtıma bunu e, masajla yedir. Bunu okurken birden Morun heykellerine özgü olanın ne olduğunu kavradım. Uzanmış yatan küçük kafalı, iri, dolgun kadınlar. O anda anneyi küçük erkek çocuğun annesinin kafasını perspektif içinde daha ufak, kendine dönük olan sırtını ise koskocaman algılayan gözleriyle görebildim. E, bu satırları okuduktan sonra internette biraz araştırdım. Hakikaten sanki küçük bir çocuğun e, bir kadının sırtının arkasında küçük çocuğun gözlerinden bir sahne gibi düşünün. Hani bir kadın işte annesi mesela burada. E, tabii ki bedensel olarak küçük bir çocuk için hani büyük gözükecektir. E, sanki arkasından bir perspektifle bakışla. E, oyulmuş ve yapılmış heykelcikler, heykeller. Pek çok sanat eleştirmeni için bu belki tamamen önemsiz bir ayrıntıdır. Yani bu kişinin heykellerindeki bu anıyla olan bağlantı. Fakat benim için çocuğun yaşantılarının bilinç dışında nasıl saklanıp devam ettiğini ve bu insan Yetişkinlikte anıların etkin olmasına imkan verecek özgürlüğe sahip olduğu zaman hangi yollardan ifade edilebildiklerini gösteren anlamlı bir saptamadır. Moore'un bu anısı büyük olasılıkla tümüyle zararsızdı. Yani travmatik bir anı değil muhtemelen bu ama anlaşılan bu kişinin e, psikolojik dünyasında e, önemli bir yer e, sahibi, e, önemli bir yere sahip. Belki annesi için değerli olmak, annesi için seviliyor olmak, annesine dokunabiliyor olmak, annesini iyileştirebiliyor olmak. Bilmiyorum şimdi sesi düşünüyorum. Tabi e, erkek çocuğun annesine, kız çocuğun babasına karşı olan aşkını, sevgisini de göz önüne alırsak, karşı cinsi olan sevginin bir prototipi gibi bir bir öncülü gibi, küçük oyunları gibi flörtöz davranışlar, ufak ufak böyle karşı cinse yönelik yaklaşmayı öğrenme, annesiyle bu aşkı yaşayabilme, annesi tarafından kabul edilebilme ve ardından belli bir yaşa ve belli bir olgunluğa eğer bu ilişkiyi dönüştürebilirlerse o zaman annesinin kendisine yasak oluşu, kendisine aşk nesnesi olarak yasak oluşu ama diğer bütün kadınların diğer bütün kadınların o erkek çocuğuna serbest oluşu yani artık özgürlüğünü alarak e, erkeklerin dünyasına adım atarak e, kadınların e, kocası olabilme potansiyelini erkek olabilme potansiyelini e, rüştünü ispatladığı e, eğer bu ilişki olgunlaşarak devam edebilirse bir e, bir bir hazırlık döneminden geçip artık erkekliğin dünyasına adım atabildiği bir süreç. O yüzden anneyle ilişki ve anneyle o flörtez davranışlar, o sevgi, o yakınlaşma da çok önemli. Anlaşılan bu heykel turaşında anılarında bu anlamıyla önemli bir sahne. Eee bu anısı büyük olasılıkla tümüyle zararsızdı ve sanıyorum ki bu nedenle de yıllarca sürerek sonunda heykellerinde ifade buldu fakat travma özelliğindeki yaşantılar için durum tamamen farklıdır. Bütün çocukların travmatik yaşantıları daima karanlıkta kalır ve bu insanların daha sonraki yaşamının anlaşılmasını sağlayacak olan anahtarlarda bu karanlığın içine gömülüp gider. Evet. Burada bu bölüm bitti. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Yoksul, zengin çocuk Önceleri kendime çocukken içinde bulunduğumuz yalnızlığın ve terk edilmişliğin ne kadar büyük olduğunu kavrayabilmemizin mümkün olup olmadığını sorardım. Artık bunu kavramanın mümkün olduğunu biliyorum. Burada yalnızlığından söz ettiğim çocuklar sahipsiz ve kendi başına bırakılmış olanlar ve bu gerçekle büyüyerek hayat çarkına karışanlar değildir. Pek çok özenle büyütüldüğünü savunan ve mutlu bir çocukluk tablosu çizen insan da terapide çare aramaktadır. Sözünü ettiğim kimseler bunlardır. Bu insanlar imkanları olan, üstelik geliştirebilecekleri birçok yeteneklere sahip bulunan, zengin üretimlerinden, üstün performanslarından ötürü kutlanan da kimselerdir. Bunlar çocukken daha bir yaşına varmadan altlarını kirletmemeyi öğrenmişler. Çoğu henüz 5 yaşına varmadan küçük kardeşlerinin bakımına adam akıllı katkıda bulunmuşlardır. Yani aslında çocukluğunu yaşayamadan büyüyen çocuklar bunlar. Hani bazı çocuklar vardır dikkatinizi çekti mi bilmem. E, büyümüş de küçülmüş denilen çocuklardır bunlar. Bedeni küçüktür e, ama kavrayışları e, büyüktür. Sözleri ve olaylara yaklaşımları kendisinden beklenenden çok daha olgundur. Bu çocuklar ne yazık ki annesinin veya babasının bu çocuklar ne yazık ki annesinin veya babasının sırdaşı olmuşlardır. Ya karısına ve aile efradına zalimce davranan bir babanın bütün o baskısından kurtulan sonunda anne bu çocuğu karşısına almış ve ne kadar sıkıntılar çektiğini, ne kadar dertler çektiğini, nasıl problemler yaşadığını anlatmış. Onu dert ortağı etmiştir. Bu ortamdaki duygusal bu travmalardan korumaya uğraşmak yerine aslında... Üzerine basa basa bu çocuğa bunları anlatmıştır. Bak baban şöyle, baban neler etti, ben neler yaşıyorum. Ah evladım, vah yavrum, sen ne kadar basıtsın, sen ne kadar sıkıntılısın veya annesinin yokluğunda baba bu çocuğu yanına almış ve sanki evdeki olmayan karısı gibi. Onu onun yerine koymuş ve işte e, evin sorumluluklarından tutunda babasıyla eğlence, mutluluk, babasının e, keyifli sohbetleri, e, işte onu arayışları, e, sanki eşi gibi bir tek bir tek cinselliği ve işte e, kadın erkek ilişkilerini e, burada çıkaralım. Onun dışında sanki onun e, hayat arkadaşıymış haline getirilmiş bir çocuk kız veya erkek baba tarafından veya anne tarafından da aynı muameleye maruz bırakılmış ve velhasıl büyümek zorunda kalmış çocukluğu bir kenara bırakmış ve olgun bir insanmış gibi davranmaya ve olaylara öyle yaklaşmaya öğrenmiş çocuklardır bunlar. Veya anne veya baba tarafından öyle bir ihmale maruz kalmışlardır ki hemen büyümeleri gerekmiştir. Yoksa eğer büyümezlerse, eğer çocukluklarını yaşamalı, yaşamaları durumunda hayatta kalamayacaklardır. Hemen çalışmaları gerekmiştir, hemen kardeşlerine bakmaları gerekmiştir, hemen sorumluluklar almaları gerekmiştir, eve gelmiştir, ne bileyim ilkokul birinci sınıf hemen gelmiş, yemek yapmıştır, yerleri temizlemiştir, bir şeyler bir şeyler. E, bu çocuklar yani büyümüş de küçülmüş çocuklardır bunlar. Evet. Dolayısıyla bu çocuklar aslında duygusal olarak travmaya uğramış çocuklardır. Bunlar çocukken daha bir yaşına varmadan altlarını kirletmemeye öğrenmiş, çoğu henüz beş yaşına varmadan küçük kardeşlerinin bakımına adam akıllığı katkıda bulunmuştur. Mesela Mozart. Ee, işte dünya çapında bilinen bir, e, biliyorsunuz, e, müzik dehası. E, yanlış bilmiyorsam, küçük yaşlardan itibaren babası da e, bu işlerle uğraşıyor. Onu e, dünyada böyle kralların, işte e, kontların, e, asillerin e, saraylarında, işte e, yörelerinde gezdiriyor, turnelere çıkartıyor. Ve işte e, piyano çaldırıyor onların huzurunda. Hatta çok küçük yaşlarda ilk senfonisini yazıyor. 5 e, yaşında olacak. Bir senfoni yazmak demek e, çok çok büyük bir uğraş, bir emek ve çok büyük bir bilgi sahibi olmak demek. Çünkü bütün o orkestranın çaldığı her aletin e, kemanlarından tutun da işte oradaki birçok alet var, zillere kadar e, işte perküsyon aletleri var, diğer şeyler var, e, çalgılar var. Bütün hepsini, e, hepsini. Tek tek notalarını yazmak demek, senfoni yazmak demek, baştan sona. Bunu daha çok küçük yaşlarda yapıyor. Şimdi bu çocuğun çocukluğunu yaşadığından bahsedebilir miyiz? İlginç bir şekilde de çok genç yaşlarda da Mozart ölmüştür mesela. Yani çok küçüklüğünü, çocukluğunu yaşayamadan hemen büyümüş ve gençlik çağlarında da ölüp gitmiştir. Peki, genelde geçerli olan düşünceye göre çoğu zaman ana babaların medarı iftarı olan bu insanların, bakın babaların medarı iftarı neden? Çünkü e, büyümüş de küçülmüş, çok başarılı, çok zeki, çok kavrayışlı oğlum, kızım, böyle e, övülen çocuk bunlar. Bu insanların güçlü ve kararlı bir özgüvene sahip olması gerekirken, öyle beklenirken. Aslında gerçekte durum bunun tamamen tersidir. El attıkları her işi iyi, bazen de mükemmelliğe varan düzeyde başarırlar. Hayranlık uyandırırlar. Belki de kıskanılırlar. Fakat bütün bunların kendilerine bir yararı olmaz. Parlak görünümlerinin altında bunalım, boşluk duygusu, kendine yabancılaşmış olma ve varlıklarının anlamsız olmasından duydukları kuşkular pusuda bekleyerek zayıf bir anını kollar. En büyük olmanın iksiri etkisini kaybedince bir numara olamadıkları ya da zirvede kalamadıkları zaman ya da ideallerindeki kişi gibi olmak isteyip bunu başaramadıkları zaman bunalım atağa kalkar. Ne kadar başarılı olursa olsun Akademik anlamda, diğer e, sosyal anlamda e, yine de sınavdan mesela 95 alınca e, sarsıla sarsıla ağlayan çocuklar, ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar konuya hakim olursa olsun yine de sınava girerken kaygıdan tir tir titreyen çocuklar en ufacık eleştiride, en ufacık e, bö, en ufacık bir e, ters bir yaklaşımda. Bütün özgüveni ve kendisine olan inancı yıkılıveren, sarsılıveren çocuklar, gençler, büyükler, yetişkinler. Oysa ki dışarıdan bakıldığında ne kadar başarılı. Ya sen yaparsın, biliyoruz, zaten yapıyorsun. 95'te alsan önemli değil. Zaten takdir alacaksın. Zaten işte bilmem nereyi kazanacaksın. Ya tıbbı kazandın, şuraya gittin. Bunu yaptın. Daha ne bu derdin? Tamam başarılısın işte. Denilse de bir türlü bunu sindiremeyen, bunu içselleştirememiş, başarılı olmadığına inanan insanlar. Bu insanlar tanıdık geliyor mu? Evet. Bu parlak insanlar Zaman zaman korkuların, güçlü suçluluk ve utanç duygularının altında da ezilirler. Bu denli zengin yetenekleri olan böyle kimselerin derinlerden gelen rahatsızlığın kaynağı ne olabilir? Ne olabilir? Daha ilk görüşmede ana babalarının en azından bunlardan birinin anlayışlı kimseler olduğunu ve çevrelerini iyi anlayamamışlarsa bunda suçun ana babalarından değil kendilerinden, kendilerini iyi ifade edememiş olmalarından kaynaklandığını duyurmak telaşı içindedirler. Yani terapide veya bir işte sohbet muhabbet ortamında muhtemelen ama terapide tabii. Şimdi bu bir terapist olduğu için bir terapi ortamını anlatıyor. Aslında gözümde de canlanıyor. Yani daha ilk görüşmelerde böyle insanlarla konuşmaya başladığımızda bazen benim de fark ettiğim, deneyimlediğim şey e, bu danışanım mesela anne ve babasıyla çocukluk anılarının çok çok güzel olduğunu, annesinin çok anlayışlı olduğunu, babasının çok iyi olduğunu veya en azından bir tanesinin çok iyi bir insan olduğunu, her anne gibi işte, her baba gibi işte, annedir işte, biriciktir, bir tanedir, onu çok severim, bayılırım, ondan daha iyisi yoktur, benim annem bir tanedir, mükemmeldir, bir bir güzelleme uğraşına girdiklerini fark ederim. Çocukluk geçmişine ait ilk anılarını yansız, kuru bir biçimde ve bir zamanlar kendileri olan çocuğa herhangi bir duygusal yakınlık duymadan anlatırlar. Yani kendiliklerine, kendi çocukluklarına, anılarına, e, kendi benliklerine duygusal bir yakınlık kurmadan kuru bir şekilde anlatırlar. Bu katı tavırları özellikle göze batar. Çünkü ayrıntılara eğilen, içe bakış yeteneğine sahip kimseler oldukları ve başkalarından, başkalarından söz edilirken duygulanabildikleri, onların düşüncelerini algılayarak empati ile yaklaştıkları ortadadır. Yani kendileri dışında ve çocuklukları dışında olayları anlatırken kavrayışları çok kuvvetli, sezgileri çok keskin, empati yetenekleri var belli bir seviyeye kadar olayları anlatırken duygulanabiliyorlar. Ama kendi çocukluklarından ve kendilerinden bahsederken katı, kuru bir anlatışa geçi veriyorlar. Bu dikkat çekici. Katılıkları sadece kendi çocukluk dünyalarına yöneliktir. Bu dünya ile ilişkilerine saygı noksanlığı, her şeyi kontrol altında tutma dürtüsü ve başarılı olma baskısı egemendir yaklaşımlarında aşağılamalara, ironiye ve alaylara hatta bir zamanki çocuğu hedef alan yani kendilerini, kendi çocukluk dönemlerini hedef alan tepeden bakarcasına eleştirilere sıkça rastlanır. Ya biliyor musunuz ben de biraz aptal bir çocuktum. Saçma saçma hareketler yapardım ya. Öyle ki yani hak ederdim biliyor musunuz? Babam bir tane patlatırdı. Hak ederdim yani. Öyle ben de şimdi düşünüyorum benim çocuğum da bana böyle saçma saçma sorular sorsa ben de yani ne diyeceğimi bilemem. O kadar ısrarcı, o kadar inatçıydım ki hadi 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 bıktırırdım yani. Onlara hak veriyorum. Anne babam çok doğru yapmışlar. Ben de olsam ben de aynı şeyi yaparım. Mesela bir, bir mizansen. O kadar ağlak bir çocuktum ki Serhat Bey, her şeye ağlardım, çok huysuzdum, onu istemem, bunu istemem, artık böyle bıktırırdım, sıkardım, annem bağırırdı, ne istiyorsun sen, yeter artık bıktım senden, hakikaten de bıkılmayacak gibi de değildim. Şimdi ben biraz duygular da katarak anlatıyorum ama bu anlatımlar genelde böyle duygularla birlikte olmaz. Hatta belli belirsiz bir gülümseme ile birlikte bile olabilir. Bir gülümseme halinde. Evet. Davranışlarında bunların ötesinde en fazla rastlanan kendi çocukluk yazgılarına karşı duygusal bir anlayışın hiçbir şekilde bulunmaması, bu yazgıyı ciddiye almayışları, ayrıca da baskı derecesine varmış bir başarılı olma isteği dışındaki gerçek ihtiyaçlarından tamamen habersiz olmalarıdır. İlk yıllarda yaşadıkları dramı, yatsımayı o kadar mükemmel bir biçimde başarmışlardır ki, geçmişte yaşanan güzel çocukluk yanılsaması, bütün acılara karşın dimdik ayakta kalabilmiştir. Evet, yani anlattıkları hikayeyle, anlattıkları e, çocukluk anılarıyla, e, iddia ettikleri geçmişte yaşanan güzel çocukluk e, bazen örtüşmez. Bazen ilk seanslarda bile bunu anlarım. Bunu fark ederim. Anlatılan çok güzel bir çocukluk, çok huzurlu, çok iyi bir çocukluk iddiası vardır. Ama anlatılanların satır aralarında fark ettiğim bazı ayrıntılar bu güzel çocukluk anı, e, kurgusuyla uyuşmaz. Ve bunu gösterdiğimde, bundan bahsettiğimde mesela bir huzursuzluk dalgası yayılır veya bir düzeltme uğraşına girebilir danışan. Yo hani öyle dediniz, öyle diyorsunuz ama aslında öyle değildi. Ben yanlış anlatmışımdır. Ben yanlış hatırlıyorumdur. Ee, aslında öyle değildir. Yani bu iki bilgi çatıştığında orada evet ya haklısınız Serhat Bey aslında. Anlattığım çocuklukla, iddia ettiğim çocuklukla bu dikkatinizi dikkatimi çektiğiniz ayrıntılar aslında tam olarak örtüşmüyor. Orada dikkat çekici bir çelişki var. Algısına ulaşabilmek, farkındalığına ulaşmak yerine ilk seanslarda tabii henüz daha aslında o çok güzel geçmiş çocukluk masalını devam ettirme eğiliminde olurlar ve o yüzden bu ayrıntıları tekrardan yazmaya girişirler evet öyle söylüyorsunuz ama aslında öyle değildi ben şöyle düzelteyim onu şöyle olurdu aslında diye düzeltme çabasına girerler böyle bir tavrın temelinde yatan bir çocukluk yazgısının ruhsal atmosferini gereğince betimleyebilmek için önce bu açıklamalarımın dayandığı varsayımlarımı formüller halinde ifade etmeye çalışacağım 1- varoluşunun ilk anından başlayarak o sıradaki haliyle ve olduğu gibi kabul edilip ciddiye alınmak çocuğun doğuştan gelen bir temel ihtiyacıdır. Burada o sıradaki hali ve olduğu gibi ifadesinden kastedilen daha meme emdiği evreden başlamak üzere duyguları, duyumları, izlenimleri ve bütün bunları dışa vurma biçimidir. Yani kabul edilmek. Çocuğun olduğu gibi kabul edilmek. 2- Çocuk duygularına doğduğu günden başlayarak saygı ve hoşgörüyle yaklaşıldığı takdirde ayrılma aşamasına geldiği zaman annesiyle kendisi arasındaki ortak yaşar simbiyotik ilişkiden vazgeçmeyi öğrenebilir ve özelliğe doğru gerekli adımları atmayı başarır. Çocuk duygularına doğduğu günden itibaren saygı ve hoşgörüyle yaklaşılırsa annesine bağımlı olduğu evreden kurtulabilir kendi benliğini geliştirebilir ve kendi benliğiyle özel bir hayata ve sonrasında da e, özellikten özgür bir hayata geçiş yapabilir. 3. Çocuğun gelişiminin bu ön koşullarının sağlanabilmesi için ana baba da bu özellikte bir ortamda büyümüş olmalıdır. Böyle bir ana baba, çocukta güvenlik içinde olduğu ve tehlikelere karşı korunacağı duygusunu uyandırır. Çocuk ancak bu duygu içinde giderek daha fazla güven kazanabilir. Bir çocuk içine doğduğu ortam yani ailesi kadar dünyayı algılayabilir. İlk ilişkileri anne baba olduğuna göre ilk insanlarda anne babası gözünü açıp gördüğü ve işte kardeşleri ve varsa ninesi dedesi vesaire olduğuna göre dünyayı da ...az çok bu insanlar üzerinden algılayacaktır. Bu anlaması zor bir şey değil. O insanlara bakacak, ha dünyada demek ki az çok böyle bir yer demeye başlayacaktır. Aile ortamında güvende değilse ve güvende hissetmiyor ise... ...güvenliği sürekli ihlal ediliyor ise... ...sınırları sürekli tecavüze uğruyor ise... ...işgalci bir ortam ise... ...öz değerini ve saygısını geliştiremiyor ise... O zaman dünyaya da tabii daha kaygılı gözlerle, daha güvensiz gözlerle bakacak. Dünyada da her an saldırıya uğramayı bekleyecek. Karşılaştığı, tanıştığı insanlar yanında kendisini güvensiz hissedecek. E, eli ayağı titriyor olacak. Sosyal ortamlara girdiğinde sıkıntılara düçar olacak. E, ilişkileri sürdürmekte ve yürütmekte zorlanacak. Daha şüpheci olacak daha sevilmeyeceğine inanacak, daha saldırıya uğramayı bekleyecek, daha güvenilmez insanlar e, algısında yaşıyor olacak. Ve öyle insanları da zaman zaman buluyor ve etrafına da öyle insanları dolduruyor olacak. Yaşadığı travmaların yoğunluğuna göre, yaşadığı patolojilerin de derinliği ona göre e, farklılaşacak tabii. Travmalar daha yoğunsa, bu travmalarla başa çıkma, Becerileri daha düşükse, o zaman yaşadığı e, patoloji de daha derin olacak. Fakat bu belirtilen ortamın çocukluğunda tanımamış olan ana baba, ihtiyaç içinde olan yoksun bir ana babadır. Buradan yazarın kastı şu, yani kendi çocukluklarında da güven ortamında büyümemiş bir anne baba, yani dışarıdan araç geçiyor. Evet bilmiyorum sesi geliyorum ama burayı bayağı dolduruyor. Şimdi kendi çocukluğunda da güven ortamında büyümemiş bir anne baba kendileri çocuk sahibi olduğunda aslında bu anne baba ihtiyaç içinde olan yoksun bir anne babadır. Dolayısıyla böyle bir anne veya baba yaşamları boyunca kendi ana babalarının onlara doğru zamanda vermedikleri duyguların, güvenin, sevginin, hoşgörünün, desteğin, tamamen isteklerine yönelen, verici, onları ciddiye alan ve anlayan bir varlığın arayışı içinde olan insanlardır. Ve bu yoksunluğun içerisinde olan anne babalar ne kadar güven ortamı oluşturabilirler? Böyle arayışlar doğal olarak hiçbir zaman tam bir başarıya ulaşamaz. Bu ihtiyaçların tümüyle doyurulmasına imkan yoktur çünkü İlk bölümde okuduklarımızı hatırlayın. Bir zaman makinamız yok ve geçmişe dönüp geçmişimizi değiştiremeyiz. Bu yoksunluklarla büyüdüysek onlar asla tamamen değişemez. Çünkü aranan geriye dönüşü olmayan geçmişte kalan bir evrededir. Aranan anne geçmişteki annedir, ama o anne artık hiç yoktur. O zamanlar geçmiştir, o dönemler bitmiştir ancak doğumdan sonra ilk zamanlarda kurulabilen türden bir ilişkidir bu. Bu bu anne babanın bebekliğindeki ihtiyaçlarıdır ve artık o zamanlar çoktan geçmiştir. O yüzden bu asla tam anlamıyla halledilebilecek bir süreç değildir. Sadece terapiyle belli bir noktaya getirilebilecek bir süreçtir ve aşılabilecek de bir süreçtir ama bu anne baba bu yoksunluk içindeyken bir bebeğe sahip olduklarında onu büyütürlerken de böyle bir güven ortamını oluşturmaktan da tabii ki uzak kalacaklardır ister istemez. 7. Fakat bu tür eskiye dayanan, doyumsuz kalmış ve savunmalarla bilinç dışına itildiği için de bilinçsiz olan bir ihtiyaç içindeki insan anne baba bilinç dışına itilmiş öyküsünü öğrenemediği sürece kendisini bu ihtiyacı burası çok önemli kendisini bu ihtiyacı ikame yoluyla doyurmaya dürten bir zorlantının güdümünde kalacaktır. Yani asıl olan nesne ile ilişkiler ve ihtiyaçlar karşılanamadı. Şimdi bu dünyada bunun ikameleri yani yerine alan e, yedekleri üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılacaktır. 8. Bu ihtiyacın doyurulması için ikame edilmeye en uygun olan varlıklar kimlerdir? Kimlerdir? Nedir? Onlar kendi çocuklarıdır. Onlar kendi çocuklarıdır. Çünkü yeni doğmuş çocuk kayıtsız şartsız ana babaya muhtaçtır. Ölümü ve kalımı o anne babanın elindedir. Ve varlığının devamı onların sevgisini elde etmesine bağlı olduğundan ana babasını kaybetmemek için her şeyi yapar bu çocuklar. Evet. Burası duygu duygunun yoğunlaştığı bir yer. Bu paragraf çok ağır bir paragraf. Fark edebildiniz mi? Tekrar edeceğim. Doğduğu günden başlayarak hep güneşe doğru dönen bir bitki gibi hayatta kalabilmek için sahip olduğu bütün imkanları kullanır ve anne babasını e, memnun etmeye çalışır. Bakın şimdi. Bu ihtiyacın doyurulması için anne baba e, ihtiyaçlı yoksun. ihtiyaç içinde e, bir birey öyle bir kurgu yapıyor şimdi e, bu yetişkin biri gibi gözüküyor dışarıdan ama aslında duygusal anlamda immatür, duygusal anlamda çocuk gibi ama büyümüş ve çocuk sahibi olmuş bunlar evlenmiş dışarıdan bakıldığında, Şirket sahibi, işte iş sahibi, çok zengin veya vesaire çok başarılı iş adamı, çok başarılı aktör, çok başarılı kitap yazarı, çok başarılı din hocası, çok başarılı fa fakih, fıkıh alimi, hafız, ulema işte bir şey ama iç dünyasına bakıldığında duygusal yoksunluk içerisinde e, immatür bir birey ve çocuğu oluyor. Çocuğu olunca bu ihtiyacını ikame olarak nerede doyurmaya çalışıyor? Tabii ki eşinde karşı tarafta ve ikinci sırada çocukta. Ve işte burası çocuğun ee, makus talihinin başladığı yer bu ihtiyacın doyurulması için ikame edilmeye en uygun olan varlıklarda o insanın kendi çocukları oluyor. Çünkü yeni doğmuş çocuk kayıtsız şartsız ana babasına muhtaç olacak ve ona yönelmiş olacak ve varlığının devamı onların sevgisini elde etmesine bağlı olduğundan ana babasını kaybetmemek için her şeyi yapacak ve bu ana baba bu ilişkiyi bu muhtaçlığı farkında olmadan olmadan kullanacak. Evet. Tam burada şimdi değişik bir. Yani şimdi bakın gece 12'ye geliyor. Burada arabayla geçiyorsun. Tamam evim hani caddenin yakınında anlıyorum. Sen buradan geçiyorsun. Bütün camları indirmişsin. Bangır bangır değişik değişik garip garip müzikler çalıyorsun. Hem kendin hani diyelim ki bir batağa sürüklendin. Niye beni buna alet ediyorsun? Arkadaşım bak ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Dıngır dıngır oradan müzikle geçiyorsun yani. Hakikaten. Bunlar da vebal işte ama hani kime anlatacaksın? Yani bu saatte uyuyan olur, hastası olan olur, bir şey olur, çocuğu olur, dertlisi olur değil mi? Peki. Ve bu çocuklar anne babalarını sevgisini alabilmek için her şeyi yapmak durumunda kalacak. Ve bu anne babalar da farkında olmadan bunu kullanıyor olacak. Evet. Terapist olarak çalıştığım 20 yıl boyunca yardıma yönelik meslekler seçen kimseler için belirleyici olduğuna inandığım Evet. Bölüm sonuna kadar okuyayım bitireyim. Yukarıda belirtilen varsayımlarımı doğrulayan bir çocukluk yazgısıyla hep yüz yüze geldim. Bu yazgı anahtarlarıyla şöyleydi. Bir... Duygusal açıdan çok güvensiz olan bir anne vardı. Ben bunlara beceriksiz anne diyorum. Bu bir aşağılama bir hakaret değil. Beceriksiz anne. Yani hani good enough mother var ya şeyde Winnicott'un e, bir kavramı bu. Yani olabildiğince iyi anne. O kavramın tam tersi. Bunlar beceriksiz anneler. Yetersiz anneler. Yetersiz beceriksiz anneler. Bu kötü ve hakaret anlamında değil. Bu olayı tanımlamak ve olayın ee, acı içeriğini tanımlamak için kullandığım bir şey. Çünkü çocuğa bakımda yetersiz ve beceriksiz kalmakta ve bu beceriksizliğinin ve yetersizliğinin e, farkında az veya çok olduğu ve bir kaygı halinde olduğu için olabildiğince çocuğunu baskılamak ve e, manipüle ederek o yetersizliğini ve beceriksiz kaldığı anları e, kapatmak derdinde olacaktır. Mesela bir örnek vereyim şimdi. Hepimizin beceriksiz kaldığı anlar vardır tabii. Bu örnek üzerinden insan kendine tanı koymaya çalışmasın. Ama hani gözünüzde canlandırmak için söylüyorum. Mesela çocuk soruyor. Anne veya baba. Ama burada anneden bahsediyoruz. Anne işte e, falanca nedir? E, i̇şte ne bileyim? E, işte, konserve açacağı nedir? Ne yapılır bunlar anne? Nasıl açılır? Nasıl yapılır? E, öf! Yeter bir bıktım senin sorularından çek git şuradan oyuncağını oyna. Yetersiz, beceriksiz annenin bilemediği kavramlar karşısında yaşadığı çaresizliği öfkeye dönüştürerek çocuğa bir e, sen e, annesini sıkan, bunaltan kötü bir çocuksun duygusu yaşatma halidir bu. Yetersiz ve beceriksiz anne çocuğunu baskılayarak o duygularından kurtulmaya çalışır. Öf yeter artık bıktım senin bu hareketlerinden. Ne çok soru soruyorsun? Oysa ki çocuk zekasını açıyordur o sırada. Ee, yaratıldığı şey yapıyor, beynini geliştiriyor. Bu çocuk ileride hafız olacak, belki bu çocuk bilim adamı olacak, bu çocuk doktor olacak beynini geliştiriyor şu anda. O merak duygusuyla bakıyor, o heyecanla bakıyor, öğrenme isteğiyle bakıyor. Ama karşısında onu baskılayan bir şeyle karşılaşıyor. Mesela örnek olarak. Duygusal açıdan çok güvensiz olan bir anne vardı. Ve bu anne duygusal dengesini sağlayabilmek için bilincinde olmadan çocuğunun belli bir davranışına ya da varoluş biçimine bağımlıydı. Annenin bu güvensizliği çocuğun ve çevrenin fark edemeyeceği şekilde sert, Otoriter hatta totaliter bir görünüş ardında gizlenebiliyordu. Yani çok sert, çok otoriter bir kadın. Ama aslında çok güvensiz bir kadın. Çok güvensiz. Zaten öyledir ya, e, totaliter rejimler aslında çok güvensiz rejimlerdir. Toplum her an onu alaşağı al edecek. İşte insanlar onu sevmeyecek, insanlar oradan kurtulmak isteyecek. Totaliter, ...totaliter rejimlerin baskısının arttığı zamanlarda korkusunun arttığı dönemlerdir. Bunun yanı sıra bu annenin çocuğunda annenin veya hem anne hem babanın... ...bu belli ihtiyacını tamamen sezgisel dolayısıyla da bilinçsiz olarak hissederek cevaplamaya yönelmek... ...yani kendisinden bilinçsizce beklenen işlevi üstlenmek şeklinde olağanüstü bir yetenek gelişmiştir. Burayı tekrar okuyayım. Bunun yanı sıra bu biraz önce bahsettiğim yetersiz, yeteneksiz, beceriksiz annenin, duygusal olarak güvensiz annenin çocuğunda da bir şey aksine gelişmiş oluyor. Ne gelişiyor? Bilinçsiz bir şekilde bu annenin veya babanın veya her ikisinin ihtiyaçlarını karşılayacak tarafları gelişiyor bu çocuklarında. E çünkü bu çocuk hani anne babanın sevgisine muhtaç ve onların onayını almak zorunda ya. O zaman işte e, çocukluğunu terk edip kendisini bir yetişkinmiş gibi olgunlaştırmak durumunda kalıyor. Bir tarafını veya birkaç tarafını. Çocuk bu yeteneğiyle, 3'ü üç, okuyorum şimdi ve bitiriyorum. E, yorulduysanız da toparlayıp bitireceğim. 3- Çocuk bu yeteneğiyle anne babasının sevgisini güvenceye alır. Bir şey için kullanıldığını hisseder. Ancak bu bir şey için kullanılıyor olmanın varoluşu için bir neden ve gerekçe oluşturduğunu da sezer. Ana baba ile böyle bir ilişki kurmak zorunda olan çocuklar bu ilişkiyi sürdürebilmek için kendilerinde doğal olarak var olan uyum sağlama yeteneğinin kapsamını arttırır ve bunu bunu çok ileri bir derecede geliştirirler. Daha sonra bu çocuklar sadece annelerinin sırdaşı, teselli edicisi, öğüt vericisi, desteği olmakla kalmayıp kardeşlerinin sorumluluğunu da üstlenirler. Ve zamanla başkalarının bilinçsiz olarak gönderdiği sinyaller için özel bir duyumlar sistemi de oluştururlar. Yetişkinlikte psikoterapiyi meslek olarak seçmelerine hayret edilmemelidir. Yani bu aslında psikoterapistlerden bahsediyor. Yani çocukluğunda annelerine ve babalarına ve etrafa iyi gelmek zorunda kalan çocuklar büyüdüklerinde doktor, terapist, işte ne bileyim bir şeyler e, e, mesleklerini seçen insanlardır diyor bir taraftan. Geçmişinde bu türden bir çocukluk öyküsünü yaşamış olanlardan. Başka kim bütün gün boyunca insanların bilinç dışında olup bitenleri ortaya çıkarmaya ilgi duyabilir ki? <laughs> evet. Peki diyor ki, geçmişinde bu türden bir çocukluk öyküsünü yaşamış olanlardan başka kim akşama kadar oturup insanların derdini dinler diyor yani. Evet. Fakat bir zamanlar çocuğun riskli devreyi atlatarak hayatta kalabilmesini sağlayan ve büyüyünce de yardıma yönelen bir meslek seçmesine neden olan bu olağanüstü ayrışmış özel duyumlar sisteminin geliştirilmesi ve giderek mükemmelleştirilmesi sistemin mimarı olan insanın rahatsızlığının kaynağını da oluşturur. Bu rahatsızlık başkalarına yardım etmeye çalışanı yani terapisti Çocukluğunda doyuramadığı ihtiyaçlarını ikame kişilerde yardım için başvuranlarda hep yeniden doyurmak istemeye zorlar. Burada yani terapistlere de bir aslında bir, bir bakışla terapi gibi bir mesleğin seçilmesini sağlayan ortamı biraz tasvir ediyor. Ama hepimizin içerisinde kardeşlere iyi gelmeye, kardeşlerine iyi gelmeye çalışan, ana babasına iyi gelmeye çalışan, ...komşularına iyi gelmeye çalışan... ...akrabalarına iyi gelmeye çalışan... ...kimseye hayır demeyen belki... ...kendini feda eden... ...kendini paralayan... ...illa terapist olmak zorunda değil. Terapistlik hani bir... bir ...süblimasyon ama... E, ...ya ya doktorluk... ...ama e, bu... ...bütün bu çocukların hepsinin... ...içerisinde var olan bir süreç. Bu çocuk... ...çocukluğunda duygusal becerilerini ciddi anlamda geliştirmek zorunda kalmış. Lep demeden leblebiyi anlamak zorunda kalmış. Annesinin suratına baktığında onun duygusal o andaki sıkıntılarını anlayıp gerekirse ona yaklaşmaması gerektiğini, gerekirse gidip ona anne tamam hallederiz, halle olur, merak etme demesi gerektiğini annesini ayakta tutmak için ona şaklabanlıklar, böyle sevimli haller yapması gerektiğini öğrenmek zorunda kalmış. Veya babasını babasının arkadaşı gibi olmak zorunda kalmış. Onları ayakta tutarak anne babasını o duygusal yoksunluklarından dolayı onları iyileştirmeye çalışan 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocuklar veya anne babasının arasındaki kavgalardan, gürültülerden dolayı kendisi de dayak yemeden bir şekilde o ortamdan sıyrılmayı öğrenmesi gereken çocuklar. Sonrasında arkasından gelen kardeşlerine bakabilmeyi, onları toparlayabilmeye çalışan çocuklar. Yani bir nevi 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında belki e, ailesini toparlama sorumluluğu almak zorunda kalmış olan çocuklardır. O yüzden müthiş bir empati yeteneği geliştirmişlerdir. Lepdemeden leblebiyi anlarlar karşı tarafa baktıklarında sorunlarını anlarlar. Çok iyi dert dinlerler. Çok iyi çözüm yolları bulurlar. Böyle insanlar şimdi gözünüzde canlandı mı? Danışanlarımdan bunu mesela defalarca dinlerim. Ben biliyor musunuz insanlara insanların çok iyi derdini dinlerim. Çok acayip çözümler bulurum. İnsanlar sıkıntılarında hep bana gelirler. Ama kendi terzi kendi söküğünü dikemez. Ben kendi sorunlarımı halledemiyorum kendi duygularımla başa çıkamıyorum diyenlere çok rastlarım. Bu insanlar bu empatik becerileri o kadar gelişmiştir ki ileride biraz da okuyarak çok iyi bir terapist olurlar. İleride biraz okuyarak çok iyi bir doktor olurlar. Ama bu çocukluklarında yaşadıkları süreci değiştiren bir şey değildir. Şimdi burada bu kitabın başlığındaki bu yetenekli çocuğun dramı derken aslında neyi kastettiğini anlayabildiniz mi? Bu çocuklar çok yetenekli çocuklar aslında. Ee, çok gelişmiş çocuklar. Çok becerikli çocuklar. Ama o kadar becerikli ve yetenekliler ki kullanılmış, travmalara uğramış ve e, o yüzden e, bir dram yaşamış çocuklar aynı zamanda. İşte o yüzden... Yetenekli çocuğun dramı ya kitabın başlığı. Evet. Peki. Ee, saat on geçiyor. Buraya kadar duralım. Bir sonraki bölüm yitirilen duygu dünyası. Evet. Peki. Ee, bilmiyorum sizin için nasıl gidiyor ama ben e, çok keyif alıyorum. Bir taraftan e, zaman zaman duygulanıyorum. Zaman zaman anılara gidiyorum. Zaman zaman e, terapideki anılarıma, e, danışanlarımla anılarıma gidiyorum. Tabi hepsini sizinle paylaşmıyorum ama bir kısmını paylaşıyorum. E, umarım sizde e, benim kadar keyif alıyor. Aynı zamanda duygulanıyor, e, tefekkür ediyor ve e, öğreniyorsunuzdur. Üçüncü e, oturumda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.